Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Moba Yayınları Fasikül Soru Bankası 1. Fasikül bol Test 4 dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. Evet, Buna göre 48 ve 18 sayısının ortak bölenlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Gençler aşağıda 48 ve 18'in bölenleri yazılarak ortak bölenleri tespit edilmeye çalışılıyor. Burada 48'in ve 18'in bölenleri vermiş. Gençler burada ortak olanlara bakarsam. Bakın 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak. 6'lar ortak. Gençler başka ortak bölenimiz yok. O halde bunların toplamını istiyor. 1 artı 2 artı 3 artı 6'dan. Toplamlar gençler 12 yapar. O halde denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 4 ve 6'nın ortak katlarından biri değildir diyor soruyor. Şimdi gençler önceki 4'ün katlarına bakarsam 4, 8, 12, 16 şeklinde devam ediyor. 6'nın katları gençler 6, 12 18 şeklinde devam ediyor. Gençler bakın ilk ortak katı yani en küçük ortak katı 12 olarak görüyorum. Daha sonraki katlar gençler 12'nin katlarıdır. 12 24 36 48 60 72 Evet bakın bu şekilde 84 ve 96 şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi 12 12'nin katıdır. Aynı zamanda 4 ve 6'nın katıdır. 24 hem 4'ün hem 6'nın katıdır. 48 hem 4'ün hem 6'nın katıdır. Ama 90 gençler evet 4 ve 6'nın ortak katı değildir diyelim. Evet 3. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde 12 ve 18'in ortak bölenleri doğru olarak verilmiştir diyor. Yani 12'nin bölenlerine bakarsam hatta şöyle çarpma durumunda çarpanlarına ayırma durumunda yazalım. 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4 bakın 12'nin bölenleri yani çarpanlar bunlardır. 18'in bölenleri 1, 18, 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6'dır. Gençler bakın burada 1'ler ortak 2'lerin ortak olduğunu görüyorum. 3'ler ortak, 1 de 6'ının ortak olduğunu görüyorum. Yani 1, 2, 3 ve 6 şeklinde yazmamız gerekir. O halde c şıkkı doğru yanıttır deriz. Evet, dördüncü soruda 12 ve 18 sayılarının iki basamaklı ortak katlarının toplamı kaçtır diyor. Yani i̇şte öncelikle 12'nin katları 12, 24, 36, 48 şeklinde devam ederiz. 18'in ortak katları, 18'in önce katlarına bakalım. 18, 36, 54 şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi gençler en küçük ortak kat 36'dır. O halde şöyle düşüneceğim. 36 ve 36'nın katları aynı zamanda 12 ve 18'in katıdır. Bakın 36'nın ikinci katı 72. 12 ile 18'in katıdır. Bir de gençler 108 var. Ama iki basamaklı dediği için bu 108'i almayacağım. O halde 36 ile 48'in toplamı. 36 ile 72'nin toplamı sorumuzun yanıtıdır. Ve bunu da 108 olarak C yan seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet, devam ediyorum. Beşinci soruya geçiyorum. Evet, yukarıda verilen sayılarına kaç tanesi 6 ve 9'un ortak katıdır dedi. Gerçekten öncelikle 6'nın katlarına bakalım. 6, 12, 18, 24 şeklinde devam ediyoruz. Daha sonra 9'un katları 9, 18, evet, 27 şeklinde devam ediyor. Gerçekten bakın ilk ortak katımız yani en küçük ortak kat 18'dir. O halde 18'in diğer katları hem 6'ın hem 9'un ortak katıdır. 18'den sonra 36, 54, 72. Evet daha sonra gençler 72'den sonra 90 şeklinde devam eder. Verilenlerden bakın 18 var, 54 var, 90 var. Evet 6 ve 9'un 3 tane ortak katı var. O halde Adana seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet 6. soruda aşağıdaki sayı ikililerden hangisinde ortak bölen sayısı fazladır diyor. Gençler 4 ve 9'un ortak böleni arkadaşlar 1'dir. Bakın 1 tane. 6 ve 8'in ortak bölenleri evet, her iki sayı gençler 1'e bölünür. 2'ye bölünür 2 tane. E, 45 ile 51 gençler hem 1'e hem 3'e bölünür. E, 15 ve 45'e baktığımız zaman 1'e bölünür. 3'e bölünür. 5'e bölünür. Aynı zamanda 15'e bölünür. Gençler bakın burada 4 tane olduğu için Sorumuzun yanıtını Ceyhan seçeneği olarak işaretleriz. Evet devam edelim. Evet, 7 sorumuzda saat 8'de gençler Akrep ve Yalkova'nın gösterdiği sayıların en küçük ortak katı kaçtır? Gençler 8 ve 12'nin katlarını alacağım. Önce 8'in katları 8, 16, 24, 32 şeklinde devam ediyorum. 12'nin katları gençler 12, 24, 36 şeklinde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi gençler en küçük ortak katı 24'tür. Yani c yan seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Evet, 8. sorumuzda 60 ve 90 sayıların en küçük ortak katların en küçük yani en küçük ortak katı M ortak katların en büyüğü gençler bu da EBOB demektir. En büyük ortak bölen de B ise M B işlemin sonucu kaçtır diyor. Gençler öncelikle en küçük ortak kata bakalım. Yani 60 ile 90 katlarına bakacağım. 60, 120, 180 şekle devam ediyorum. 90 gençler bakın 90 ikinci katı 180, üçüncü katı 270 şekle devam ediyorum. En küçük ortak katı gençler 180'dir. Yani m'nin değeri 180 olur diyoruz. Peki her ikisinin gençler ortak bölenlerin en büyüğü dedi. Öncelikle 60'lı bölenlerini ayıralım. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20. 4 çarpı 15. Bakın 60'ın bölenleridir. 6 kere 10. Peki evet başka gençler yok. Bir de 90'ı bölenlerini yani çarpanlarını ayıralım. 1 kere 90. 2 kere 45. 3'e bölersem gençler 3 kere 30. 4'e bölünmez 5 çarpı 18. 6 çarpı 15. Bir de gençler 9 çarpı 10. Bakın burada ortak bölenlerimiz sevgili arkadaşlar. Birlerin ortak olduğunu gördüm. 2'ler ortak. Üçler ortak. Evet gençler baktığımız zaman. Şurada bir de arkadaşlar bakın 5 ile 12 vardı. Bunu atlamışım. 5'ler ortak. 6'lar ortak. 10'un ortak olduğunu görüyorum. Bir de gençler bakın 15 ortak. Evet bakın en sonda 30'un ortak olduğunu görüyorum. Buradaki en büyük ortak bölende gençler 30 olduğu için B'nin değeri de 30'dur diyelim. Bizden ikisinin arasındaki fark istediği 180'den 30'u çıkartırsam sorumuzun yanıtı 150 olur. Ve C Ceyhan seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam ediyorum. 9. soruya geçiyorum. E, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün doğum yılındaki 18 ve 81 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır diyor. Gençler öncelikle 18'in katlarını yazalım. 18, 36, 54, 72, 90, 90'dan sonra gençler 108, 126, 144, 162 ve 180 şeklinde devam ediyoruz. 81'in katları gençler. Birinci kat 81, ikinci kat 162. Bakın burada gençler en küçük ortak katın 162 olduğunu görüyorum. Ve denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, onun sonunda iki basamaklı 30 kare sayısı 24 sayısının ortak bölümlerinden biri gençler 4'tür. Buna göre karenin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani ortak bölümlerinden birisi 4 ise demek ki bu sayıda 4'e kalansız bölmesi gerekir. Anlamsız bölünmeli diyoruz. Seçenekleri gençler yerine koyarsam bakın 32 olursa gençler 32 olursa değerler toplamı için şöyle yapalım gençler. Evet 30 kare evet, kare yerine 2 koyarsam gençler yani 32 sayısı 4'e tam bölünür. 6 koyarsam gençler 36 sayısı 4'e tam bölünür. Bakın bu iki sayı var gençler. O halde kare yerine 2 ve 6 gelecek diyorum. Bu ikisinin toplamı da 8'e eşittir. O halde denizli seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Zemini karesel bölge olan iki eş mutfaktan biri bir kenar uzunu 36 santimetre olan diğeri bir kenar uzunu 45 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla boşluk kalmayacak şekilde kaplanmıştır. Ona göre bu zeminlerden birinin bir kenar uzunu en az kaç santimetredir diye soruyor. Böyle gençler birbirine eş iki tane Evet karesel zemin düşünelim. İşte bunları şöyle kare kare şeklinde küçük fayanslarla döşeceğimizi düşünelim. Bunu da biraz daha büyük yapalım. İşte buradaki kare şeklindeki fayansların, küçük fayansların bir kenarı 36, diğerinin bir kenarı 45. Yani şunlar 36-36 devam ediyor. Bakın bu kenarlar birbirine eşit. Diğerde 45 45 devam ediyor. Gençler o halde bunlar kare ve birbirine eşit olduğuna göre bakın hem 36'nın bu ikisi kenar birbirine eşit. Hem 36'nın hem de 45'in ortak katı olması gerekir. Öncelikle 36'nın katlarını yazalım. 36 72 108 144 180 şeklinde devam ettiğini görüyorum. 45'in katları da gençler 45 90 135 ve 180 şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi gençler en küçük ortak katı 180 olur ve bolu seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. 12. sorumuza geçelim. 24 ile 4A 2 basamak doğal sayısının sayılarının en büyük ortak böleni 1 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Gençler en büyük ortak böleni 1 demek. Yani 1'den başka ortak bölenler yoktur demek. 24'ün gençler asal çarpanları 2 ve 3'tür. O halde 40, 40 ile başlayan gençler 40 A sayısının 2'ye ve 3'e bölünmesi gerekir. Evet 2'ye 3'e bölünmeyen gençler öncelikle tek sayıları yazalım. Bakın 41, 43, 45, 47 ve 49 olabilir gibi düşünüyorum. Bunlar 2'ye bölünmeyen sayılar. Bakın bir de 3'e bölünmemesi gerekir dedim. Bundan dolayı 45 3'e bölündüğü için eleriz. O halde sevgili gençler burada evet, A yerine gelebilecek sayılar bakın 1 var, 3 var, 7 var, 9 var. 1 artı 3 artı 7 artı 9'dan Evet 7 3 daha 10 19 20 toplamları 20'ye eşittir ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 13. soruda aşağıda aşağıda bir sokaktaki evlere kapı numaraları verilmiştir. Sokağın üst kısmında bulunan evlere onun katları, alt kısmında bulunan evlere ise 12'nin katları olacak şekilde kapı numaraları verilmiştir. Sokağın her iki kısmında da en son evin numarası 10 ve 12'nin ortak katıdır. Buna göre sokakta en az kaç ev vardır diyor. Gerçekten bakın üst tarafta onun katlarını yazacağım. 10, 20, 30, 40, 60, 40, 50, 60 70 şeklinde devam ettiğini düşünelim. Bir alt katta da gerçi 12'nin katları olacak alt katta, alt sokakta 12, 24, 36, 48, 60 ve 72 şeklinde devam ettiğini düşünelim. Gençler bakın buradaki en küçük sayımız, en küçük ortak katımız 60'tır. O halde 60 en son numarası. Bakın burada sevgili gençler 1 2 3 4 5 6 tane ev vardır alt tarafta 1, 2, 3, 4, 5 tane evi olur. İkisini toplarsam 6 artı 5'ten 11 tane en az ev vardır diyorum. Ve boru seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 14. sorumuzda 24 metre ve 60 metre uzunluğunda iki boru hiç artmayacak şekilde eş parçalar ayrılacaktır. Buna göre parçalardan her birinin uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. işte burada seçeneklerden de gidebiliriz. Bakın 12 hem 24'ü hem 60'ı tam böler. 6 gençler hem 24'ü hem 60'ı böler. 4 her ikisini böler. Ama gençler 8, 60'ı tam bölemez. O halde bolu seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet Devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 15. soruda bir yarış pistinde iki araç aynı anda ve aynı yöne doğru harekete başlamıştır. Birinci araç başlangıç noktasına 12 dakikada, ikinci araç başla, araç ise başlangıç noktasına 18 dakikada gelmiştir. Buna göre bu araçlar ilk kez kaç dakika sonra tekrar başlangıç noktasına yan yana gelirler diyor. Yani genelde 12 ve 18'in ortak katlarına tekrar yan yana gelirler. 12, ikinci katı 24, üçüncü katı 36, 48 şeklinde gençler bu dakikalarda yine aynı başlangıç noktasına gelir. 18 dakikada bir gelen 18, 36 ve 54. Bakın gençler en az 36 dakikada bir gelirler diyorum. Ve Ceyhan seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 16. soru ile devam edelim. Efe'nin aklından tuttuğu sayı 3 basamaklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? Efe'nin Tuttuğu sayı olabilir diye soruyor. Gençler aklından tuttuğu sayı hem 3'e hem de 4'e 4'ün ortak katıdır diyor. Gençler 3 ve 4'ün ortak katı 12'dir. Yani 12'ye bölünebilmesi gerekir deriz. Veya şöyle düşünebiliriz gençler. Bu sayımız hem 3'e hem de 4'e tam bölünmesi gerekir. Bakın 4'e bölünebilme kuralı gençler. Seçeneklerden gidersem son iki basamanın 4'ün katı olması gerekir demiştim. Bakın 40, 42 gençler 4'ün katı değildir. O halde bu 4'e bölünemez. Ve 0.2 gençler 4'ün katı değil. 82 4'ün katı değil. Ama bakın 24 4'ün katıdır. Ve aynı zamanda 324 sayısı rakamlarını toplayacak olursam 3, 5, 9. Bakın 9 3'ün katı olduğu için hem 3'e hem 4'e bölünür. O halde bolu seçeneği burada sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.